Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir bilgisi yok dedi. Kendisinin bir evhamı var. Şu ülke bu ülke diyerek koruma kalkanı oluşturuyor iddiasında bulundu. Muharrem İnce içinse saldırıya uğramıştır. Faili FETÖ ve Amerika'dır dedi. Hala halk karıştırıyorlar hala. Hala Amerika'nın talimatıyla beraber Türkiye'de kaset kumpaslarına giriyorlar. Biden Amerika diyor ki evet darbeyle yaptık olmadı, bu sefer seçimle yapacağız. Gece yarısı Şişli'de seçim otobüsü üzerinden bu mesajı verdi. Sabah katıldığı canlı yayında da Amerika'yı seçimlere müdahale etmekle suçladı. Amerika bu seçime başından beri müdahale ediyor. FETÖ hala devrededir. Geçmiş dönemlerde elde ettiği bir takım depolarla, depo kayıtlarla devrededir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiası da soruldu. Bizde böyle bir bilgi yok dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir bilgisi yok. Bizim böyle bir bilgimiz yok. Kendisiyle ilgili her ne varsa bunu biz bilmiyoruz. Yani kimse bilmiyor. Ama kendisinin bir evhamı var, vehimi var. Ve bu vehim üzerinden kendine ait bir koruma kalkanı oluşturuyor. Yani bana bir şey olursa bunu şu ülke yaptı, bu ülke yaptı gibi bir anlayış içerisinde kendisi. Muharrem İnce ile ilgili ise net konuştu. Bu seçimde Muharrem İnce bir saldırıya uğramıştır. Saldırı dışarıdan gelmiştir. Gelen saldırının kökeni ve mahreci bellidir. Fail FETÖ ve Amerika'dır. Adaylıktan çekiliyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Tehdit ediliyoruz. Provokasyon ihtimaline karşı İçişleri Bakanlığı'na sesleniyoruz ama görevlerini yapmıyorlar. Açıklama Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan. Oğan TV 100 canlı yayınında kendilerine gelen tehdit mesajını paylaştı. Bu seçimde özellikle de bize dönük son derece büyük bir provokasyon var. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bu sözlerle dile getirdi kendisine yönelik provokatif girişimleri. Yetkilileri göreve çağırdı. Provokasyon iddiaları var, duyumlarımız var, net duyumlarımız var. TV 100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı Oğan. Ata İttifakı bileşenlerinden Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı'na yönelik tehdidi de ilk kez duyurdu. Sayın Mehmet Sağlam bu sabah uyandığında evinin kapısında bir not buluyor. Zamanın çok az kaldı, sokağa çıkarken dikkat et. Bizim Manisa'daki fotoğrafların üzerine bir QR kod yapmışlar. O QR kodda da bize dönük kana kan dişe diş diye bir takım tehditler var. İçişleri Bakanı'nın yardımcısını bizzat aradım. Dedim ki bize dönük provokasyon duyumları alıyoruz. Bu senin işin, sen işini yapmıyorsun ve biz sana diyoruz ki provokasyon var. Gündemin bir diğer önemli başlığı da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiydi. O an İnce'nin adaylıktan çekilmesine varan süreci doğru bulmadığını dile getirdi. Türk siyasetinin acı bir tablosudur. İnsanlara tehdit, insanlara şantaj, insanlara düzmece iddialarla bir takım operasyonlarının yapılması kabul edilebilir bir şey değildir. Yani bundan artık kurtulmak lazım. Ben kendisine geçmiş olsun dileklerimi zaten iletmiştim. Tekrar iletiyorum. Kendisine bu süreçte çok baskılar oldu. O an İnce'nin oylarının kendisine yöneleceğini öngördüğünü de söyledi. Ardından sözü vaatlerine getirdi. Adaletin olmadığı, demokrasinin olmadığı, liyakatın olmadığı yerde gelişme olmaz. 13 milyon sığınmacıyı derhal ülkelerine geri göndereceğiz.